Kolay gelsin. Allah bereketlendirsin. Kim aklına geldi böyle bir şey yapmak ya? Ramazan hocam ya. Vay hocam. Helal abi olsun. Bu poşet koymanızın sebebi ne? Bu aslında hem şunun mesela meyvesi topraktan çürüyor. He yani değil. He o bu onun için. Çürüyor. Bir de yabani ot. Hem onun için de ot gene de bitiyor. Bu poşeti serdikten sonra mı delip içine diktiniz? Evet. Güzel olmuş. Peki toprak hava almayınca sıkıntı olmuyor mu? Alıyor. Bu deliklerden alıyor. Yani bu çileğin yanındaki deliklerden alınca yetiyor ona diyorsun. Peki şu şekilde şey yaptınız ya böyle. Evet. O şekilde normal düz yapsak ne olur mu? Olmuyor. Tarlaya düz böyle sersek poşet. Çok meyve şey oluyor. Zarar görüyor meyvesi. He böyle şey olunca daha iyi oluyor diyorsun. Şimdi meyvesi toprak gördü mü o? Çürür. Yok şu şey yapmadan poşeti direkt düz olarak sersek tarlaya diyorum. Yani şu kambur yaptınız ya şöyle kambur. Şimdi öyle su almıyor. Her tarafı su al böyle. Bu gübre komple su alıyor ondan besleniyor. Burada damar var. Şunun içinde damlama sistemi var. Ha damlama sistemi de çektiniz direkt oradan direkt su alıyor. Düz olunca su almıyor o zaman. Almıyor her tarafı. He güzelmiş ya aynen. Biz de dikiyoruz da bazen. Demek ki böyle bir şey yapılsa daha iyi olur. Vallahi. Biz de Elazığ tarafında düz yapıyorlar. Şöyle ark açıyorlar. Bayağı şu şekilde ark soluyorlar. Onlar da öyle yani her bir taraf bir çeşit. Ortadan sulayınca da kökü çekiyor diyorsun ama böyle olunca daha iyi çekiyor. Demek ki daha iyi. Çilekler 10 numara 5 yıldız. Şu büyüklüğüne baksana. Tamamdır abi sağ olasın. Kambur şekilde poşet olunca yabani ot bitmiyor. Toprağa değmiyor. Sulaması iyi oluyor.